364 Web TV'den merhaba sevgili izleyiciler, ben Elvan Şimşek. Bugün Çorumlulara iki tane sorumuz olacak. Birinci sorumuz Çorum kaç tarihinde il oldu diye soracağız. Diğer bir ikinci sorumuz da Çorum'un en büyük sorunu nedir diye Çorumlulara sorularımızı yönelteceğiz. Şimdi hep birlikte sorulara geçiyoruz. Önce sizi bir tanıyalım. Ben Hakan Arlı. 21 yaşındayım. Maşallah. Okuyor musunuz? Aynen, Giresun'da üniversitesinde. Giresun'da Çorum'u. Evet. Siz madem öğrencisiniz, merak da edersiniz Çorum kaç tarihinde il oldu, bilginiz var mı? Ya bilmiyorum. Şu anda cevabını öğrenmek ister misiniz? Evet, isterim. Unutmamak şartıyla çünkü Çorumluyuz. 20 Nisan 1924. 20 Nisan 1924. Unutmam bile. Peki, önce şuradan başlayalım. Sizce Çorum'un en büyük sorunu nedir size göre? İşsizlik. Başka? Başka ne olabilir? Evet, işsizim, şu an işsizim. Evet. En büyük sorun? Evet, şu an işsizlik yani bildiğim kadarıyla. Başka öyle büyük bir sorunumuz yok. İl olarak ne tür bir sorun olabilir? Hava yolu yok diyorlar genelde ama bence gerek de yok yani. Çünkü Merzifon şurada 45 dakikalık yol. İnsanlar gayet rahat gidip gelebiliyor yani. Onun dışında demir yolu olabilir. İhtiyacımız var. Çünkü çok fazla bir ticaretimiz var. Ama demir yolumuz yok. Olsa belki iki katına çıkacak ticaretimiz. Ama şu an büyük eksikliğimiz bence bu yani. Havaalanı ve demir yolu ikisi. Bence tek en büyük sorun ikisi sadece. Çünkü çoğu illerde var. Hoş bulduk. Yapılan hizmetleri görmemek, işi beğenmemek olarak görüyorum. Mesela yapılan hizmetleri derken bize birkaç tanesini sayabilir misiniz? Yani bugün şöyle söyleyeyim. Çorum'da ciddi manada işler yapılıyor, yatırımlar yapılıyor. Ama insanlarımız onları, insanlarım değil de özellikle muhalefet partilerinin bunu görmediğini, her şeye muhalefet olmayı, Çorum'a yapılan şeylerin görülmüyor yani. İşsizlik. İşsizlik. Evet. Peki, tek soru tek cevap. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Çorum kaç tarihinde il oldu? Ben açıkçası Çorumluyum ama Çorum'da yaşayalı bir 3-4 sene oluyor. O yüzden pek bilemiyorum. O zaman sorunun cevabını bizden duyun. Ama bunu da hafızanıza kazıyın. 20 Nisan 1924. Elif Hanım'a ikinci soru ve son soruyoruz. Sizce Çorum'un en büyük eksiği nedir? En önemli sorunu nedir? Biz arkadaşlarımız geldiğinde böyle çok gezdirebileceğimiz yerler yok burada ben. Yeni Kent Park yapalım mesela, orayı çok beğeniyoruz, oraya gidiyoruz. Ama onun dışında böyle yakınlarda gezdirebileceğimiz, götürebileceğimiz şöyle güzel, ferah bir ortam yok. Ben Sedat. Sedat söyleyeyim. Sedat Kizir. Sedat Bey. Sizce Çorum'un en büyük eksiği nedir? Ben yanlış adama sordum. Ben misafir geldim. Nerelisiniz? Amasya. Amasya. Amasya'nın en büyük sorunu nedir diye soralım o zaman. Abi. Amasya'nın en büyük sorunu. Veya eksiği diyelim. Ya şu anda ben bir sorun görmedim. Bilmiyorum ya şu anda. Amasya'da her şey yerinde diyorsun. 10 numara. Ankara'lısınız. Evet. Ankara'da mı ikamet ediyorsunuz, evet, Çorum'da? Ankara'da. Ankara'da. Evet. O zaman arkadaşımıza şöyle bir soru soralım. Sizce Çorum'un en büyük eksikliği nedir? Bir Ankaralı olarak, dışarıdan bir göz Park olarak. Bahçe. Park Bahçe. Süs havuzları. Çorum'a yeni mi geldiniz? Yeni geldim. Yeni geldiniz, evet. Gezmediniz. Şimdi evet. Normal. Çorum'da da Çorum'un vatandaşlar ama çok park yaptınız, bahçe yaptınız diye biraz dertleniyorlar. Yok, ulaştım işte az önce. Şey yapamadık. Çok yerler var. Bilmediğim için. Tabii gayet normal. Peki teşekkür ediyoruz. Çorumlu musun? Anne baba Çorumlu. Evet, Çorumluyum. Çorumlusunuz. Çorum kaç tarihinde il oldu? Peki size bir tarih sorusu. Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Evet. Ama arkadaşlar ama siz hiç, sen hiç böyle merak etme. Bu soruyu kaç kişiye sorsak da cevabını alamıyoruz. Senin bilmemen de gayet normal ama eminim hafızana yazacaksın. Bu tarih. Merak ediyor musun? Kaç tarihi? 1999. 1999? Öyle yok. Sen kaç doğmuşsun? 2005. 2005'te doğduğu için Çorum'dan il olma tarihin 1999 olarak söylüyor. Gayet normal. Peki hemen ben söyleyeyim. Olur. 20
1924. Tamam. Tamam. Öğrendim. Eyvallah. Peki. Tren mesela, havalimanı mesela. Devamlı havalimanı mesela umreciler, acıları yolladığımız zaman direkt mevzifona gitmek zorunda kalıyoruz. O yüzden yani bir havalimanı şart. Yani kim... Havalimanı mı, demir yolu? İkisi de. İkisini de istiyorsun. Evet, ikisini de istiyorsun. İkisinden de vazgeçmiyorsun. Yani. Ya ikisinden vazgeçmeyiz yani, çünkü ikisi de şart yani. Hiçbir sosyal aktivite yok. Yani daha çok böyle kadınların rahatlıkla sosyal bir aktivite yapacağı şeyler olabilirdi. Hani mesela dışarı çıkıyoruz, kaldırmanın böyle kahvehane, erkekler oturuyor, rahat hareket ediyoruz. Mesela bir gün ayarlansa, kadınlar, sadece sokakta kadınlar olsa mesela. Rahatlıkla gezse. Yani böyle hiçbir erkek olmadan rahatlıkla minisini giyen minisini giyse, kapalı olan kapalı da olsa mesela, hiç erkek olmadan gayet güzel olurdu. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ ol. Sizi tanıyabilir miyiz? Yok. Valla alt geçitlerimiz, üst geçitlerimiz, özellikle okul civarındaki tedbirler yetersiz. Hiçbir yerde ne dalçık var, ne okulların altı, önünde üst geçit var. Böyle bir sıkıntı var. Okula giden çocuk yok. Yok yok. Mahalle olarak nereye? Aşağı bayrak. Git Mimar Sinan'a. Mimar Sinan'a git. Mimar Sinan tamam. Hiçbir yerde ben bir şey görmedim. 10 yıldır burada yaşıyorum. Çok ciddi bir hizmet aldığımızı düşünmüyorum. Emre Bey, sizce Çorum'un en büyük sorunu nedir? Seyahatlerde, işte havaalanı gibi, toplu taşımalarda zaten gerekeni yapıyorlar. Sarısı geliyor, bordosu gidiyor otobüste. Hani bunu biliyorum. Sarı civcivler. Sarı civcivler, aynen yani. Bilmiyorum ya, ben bu şeylerde hani eksik olduğunu düşünüyor muyum? Ha, şey dışında düşünmüyorum böyle. Mesela havaalanı gibi hani uzak şeylerde düşünmüyorum. İhtiyaç duymuyorsunuz. Yani ha, yola gidersin abi, nereden? İhtiyaç duymuyorum. Anladım. Peki hemen ikinci sorumuzu soralım. Çorum kaç tarihinde il oldu, hiç merak ettiniz mi? Ben merak etmedim. Hem çok yanlış bir şey aslında. Çorum'da yaşıyoruz, ikamet ediyoruz. Yani aslını neslini bilmiyor yani. Bu da bizim eksikliğimiz yani. Doğrudur. Yani evet. Bu sadece sizin için değil. Hemen hemen mikrofon uzaklığınız tüm vatandaşlara sorduğunuz zaman... Bilmiyor. Gayet normal. Şimdi röportajdan sonra size söyleyeceğiz. Evet. Yasemin Hanım, sizce Çorum'un en büyük eksiği ne? Bence en büyük eksiği gezilecek çok az yer olması. Yani bir alışverişe çıktığın zaman sınırlı, hep sabit yerler var. Çeşit yok, üremiyor. Bir tane alışveriş merkezimiz var. Bir, nasıl söyleyeyim, hastane bile, devlet hastanesi koskocaman Çorum'da bir tane var mesela, evet. Sayılır. Büyük olarak. Evet. Gelişmiyor. Gelişme şeyi diğer yerlere göre o kadar ya çok biz, değil. Ya abi biz rahatımıza düşkün insanlar. Bak şuradan şeye kadar çık, kaç tane şurada park var, oturma alanı var. Ne bileyim yani biz ya rahat insanlarız, anlıyor musun abi? Şimdi ya keyfine düşkün adamlarız. Adam adım başı park buluyor. Adım başı ne bileyim şu ya. Gerek yok ki abi. Abi biz dışarıya da gittik, İzmir'e de gittik, Manisa'ya da gittim. Ben şöyle oturacak bir park bulamadım ya. Ya fazlası da bazı şeyin zararı ya, anladın mı? Her şey fazlası. Ya fazlası zarar abi. Ya gerekeni yapacaksın ya. İş sahası. Atıyorum işsizlikle ne bileyim yani. Gençlerimize istihdam. İşte şudur budur hani. İstihdam ve yatırım istiyoruz. Ya yatırım abi şimdi. Zaten geneli zaten abi memleketinde durmuyor. Bakma biz. Sağdan soldan gelmişiz de buradayız. Köyden gelmişiz. Çorum'un yerlisi kendi memleketinde durmuyor abi. Ben mesela Kıbrıs'a geldim. Şimdi Kıbrıs'ta. Yani bak yani en basit örnek yani. Anladım. Onun için ha bizi de buraya bağlayan bir iki sebep var. Olmasa biz de durduk. Eyvallah. 24. 20 Nisan 1924. İstediğim her şey ekonomik var. Ekonomik yatırım olarak diyelim. Ekonomik yani yatırım olarak tabii eksiğimiz yok gibi. Bana göre. Eyvallah. Ama bir başkasını bilemem. Çünkü ben kendi düşüncelerimi söylüyorum. Eyvallah. Hemen ikinci sorumuzu soralım. Bakalım Çorum ne kadar Çorumlusunuz ona göre. Çorum kaç tarihinde gibi oldu? Çok iyiyim. Bilmiyorum abi, Allah yalan söylemez. Küçük olduğu için zaten hani öyle büyük bir ihtiyacı yok. Bence gayet güzel şehrimiz. Öyle. Evet, büyük şehirlerde sıkıntı hani var yani, böyle sıkıntı. Çünkü memleketimiz mı? Küçük. İstediğimiz arabada her şey. Arabada olmasak direkt giderim. Aa, aynen öyle. Her şey. Evet. Zaten yani Çorum'un diğer başından öbür başı toplasan 5 kilometre yok. Yani. Yani. Memleket Çorum. Çorum. Kaç yaşındasınız?
80 yaşındayım. 80. Çorum'un sence en büyük eksiği nedir veya sorunu nedir? Ben eksiği en kısa söylerim. Benim şeyim hesabım çok ağırdır, çoktur. Kimse de çekinmem. Su baştan akıyor. Başka yok. Sorun bu kadar. Su baştan akıyor. Rafatlı, hayatlı, güzeli yaşadığımız yok kalmadı. Emekliyim. Ulaşım olarak her yer çok güzel, yakın falan ama eğitim seviyesi falan çok düşük. Ona bağlı olarak da insanlar gelişemiyor. Aynı küt kafada, aynı şeyde. Tıp fakültesi var, evet. Eğitim araştırma stansları ama çoğu doktoru yok mesela. Yani bunlar olmadığı için de insanlar kalmıyor. Kalmadığı için de Çorum gelişemiyor. Sadece gördüğünüz bir tane caddesi var. Yıllardır aynı cadde. Hiçbir artım yok, eksilme yok yani. Sorunlar aynı sorunlar. Hiç değişmiyor. Yıllarca aynı sorunlar devam ediyor yani. Yani ben de hastanelerin bu randevu sistemlerinde çok sıkıntı yaşıyoruz. Yani randevu bulamıyoruz, alamıyoruz. Zaten randevu alalım diyene kadar da hastalık iyileşiyor kendi kendine. Onu o evde çekiyoruz yani muayene olabilmek için, muayene olana kadar. Bence en büyük problem bu. O eski hastaneyi yıkmak yerine ora varken de bu hastane açabilirlerdi. Aynen öyle. Yani buraya yapmaları bir şey getirmedi. Sorunları büyüttü yani. Sorunlar büyüdü.